ve yenilikleriyle buluşturmak üzere Bakanlığımız, İl Özel Kalkınma Ajansı gibi birçok kaynaktan sizlerle beraber hazırladığımız ve inşallah birazdan 2021 yılında bu bahsettiğim yılında bu kaynaklardan ne kadar istifade edeceğiz, hangi çalışmalar için önemli olan tarım ve hayvancılık sektörünü el ele verdikçe yine 2022 yılın için hazırlayıp kurumlara sunmak. Hasreten bakanlık içerisinde bu topraklarda yetişmiş olan ilimiz milletvekillerine hazırlamış olduğumuz bütün projelerden vermiş oldukları paydaş olma gayreti içerisinde olan siz değerli oda, birlik ve kooperatif başkanlarımıza. Elazığ ili tabii ki sanayisi ve farklı sektörleriyle gelişmeye açık ve sürekli gelişme trendi içerisinde olan bir il. Ancak şu bir gerçekliktir ki Elazığ ilimizin olmazsa olmazı istihdam ve üretim anlamında tarım ve hayvancılıktır. Dolayısıyla bugün bu masanın etrafında bulunan siz paydaşlarımız da Elazığ ilimizin sahip olduğu tarım ve hayvancılık kapasitesini, potansiyelini bir yerlere taşımak, geliştirmek, günün teknolojisiyle buluşturmak ve üretimle uğraşan zanaatkar, emektar, alın teri döken çiftçi ve üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmesini temin etmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Hepimizin yaşadığı, işte sizlerle beraber bu süreci yönetmeye çalıştık. Değerli arkadaşlar, maalesef bir gerçekliğimiz daha var. Küresel ısınmayla birlikte özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesi daha çok etkilenmek kaydıyla kuraklık riski geçen sene kendisini çok ciddi manada hissettirdi. Ve önümüzdeki süreçlerde bu su kısıtı, bu kuraklık tehlikesi ve risklerinin olacağını uzmanlar sürekli söylüyorlar. Geçen sene üretici ve çiftçilerimizin yaşamış olduğu kuraklık neticesinde normal şartlarda biliyorsunuz bakanlığımızın %70'e varan poliçe hibe bedelleri karşılığında uygulamış olduğu Tarsin programını uygulamaktayken yine üretici ve çiftçilerimiz mağdur olmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize kuraklık desteği sağlandı. İlimizde de 3500 civarında üreticimiz 500 bin dekara alanda yaşamış oldukları kuraklıkla birlikte yaklaşık 27 milyon liralık bir kuraklıktan kaynaklı hibe desteği yine hükümetimiz tarafından değerli hazırın kuraklıkta etkilenen çiftçilerimize bu ödenekler yapıldı. Katkılarınızdan dolayı, yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.